iyi oldu. İhtiyacımız vardı. Peki Hıncal abi, geçtiğimiz hafta hem Galatasaray hem Beşiktaş 1-0'lık galibiyetlerle kapattı ligi haftayı. Onun sonrasındaki yorumlarda, gazetelerde, televizyonlarda futbol açısından sıkıntılıydı görüntü ama kötü oynamaya rağmen kazanmanın önemine vurgu yapıldı. Bunu bir bu pencereden bakarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa bir kalite eksikliği var ve haftalar geçiyor, bunu bir an önce düzeltmeleri gerektiğini mi, bu eksikliği gidermek için bir şeyler yapılması gerektiğini mi vurgulamak gerek? Nasıl bakmak lazım? Efendim ben haftayı eleştirecek şeyi bulamadım köşemde vakti, çünkü bu deprem, pandemi, üstüne Amerika seçimleri ya, bilmem ne, futbolun daha 7. haftası, bunlardan daha çok bahsederiz diye spor yazılarını bu hafta bir tek şeyi yazabildim. Galatasaray'ı yazabildim. Galatasaray'ı da gene herkes ters baktığı için ayrıntılı yazdım. İki gün yazdım. Aslında kafamdaki plan bir gün Galatasaray, ikinci gün geri kalanlar. Ama Galatasaray benim seyrettiğim çıplak gözle, 1955'te başladım ben. Babam Ankara'ya tayin olduğu zaman takımları kendi gözümle 19 Mayıs'ta gidip seyretmeye, hatta işte İstanbul'da iyi bir maç olursa Necat Dayım Bilgiç rahmetli, bizim Gürcan'ın babası. Evet. Evet. 65 yıl. Evet, bize şey buluyor, davetiye bulurdu abimle bana. Biz de atlardık gece trenine, sabahleyin gelirdik şeye, Kadıköy'e, dayımdan davetiyeleri alır doğru stadyuma. Önemli maçlarda çünkü Mithat Paşa'nın önünde kuyruk uzar. Hem de nasıl geceden gelip, tabii, Fener Galatasaray maçıysa geceden gelip şey serenler vardı. Yatak yorgan serenler vardı. Öyleydi. Atlı polisler dolaşırdı. Çünkü kaynakçılar var. Evet. Sabah 9'da gelmiş, adam 5'te gelmiş, onun önüne geçiyor tabii, cinayet çıkarıyor. Orada seyretmeyeyim. Gördüğüm en kötü Galatasaray'dı. 65 yıl. Evet. Yani buna rağmen kazandı. Yazıya başlık olarak koydum. O cümleye de girdim. Kötü oynarken kazanan takım şampiyon olur. Bu laf Mustafa Denizli. Ondan çok iyi ahbaplığımız vardı biliyorsun. Derval'in yanında yardım edildi. Evet. Ve Derval'den sonra ona bıraktı gitti Derval resmen. Bugün hoca bu kadar kötü oynadım. Unutma dedi, kötü oynarken kazanıyorsan şampiyon olursun. Galatasaray'ın bu maçı ben de boşuyor. Bu ışığı yakan sadece kötü oynanırken kazanılması değil. Bu ışığı yakan tıpkı Okan Buruk gibi Fatih Terim'in de bazı saplantılarından, takıntılarından kurtulmuş olduğunu görmek. Maç öncesi gazeteleri bir hatırla. Hmm. Belhanda'yı kazandığı gibi bu hafta da Feguli'ye kaptanlık bandı takarak. Evet, geçen hafta konuştuk hatta. Onu kazanacak. Maç günü dahil böyle yazıyordu gazeteler. Feguli 11'de yok. Kaptan hiç umulmadık birisi Ömer Bayram. Fatih Terim'in baştan beri oynatmadığı, adeta unuttuğu, futbolda unutturduğu
Ömer Bayram. Daha 11'ler sahaya çıkarken. Baktık oyuna, o topu rakibe bırakıp çekilip kendi yarı sahanın ortasında bekleme yok. Hızlı oynama teşebbüsleri var hatta. Ve olabilecek o günkü koşullarda en aklı başında, en saplantıdan uzak, en soğukkanlı diyebileceğim bir 11 çıkarmış ve gene soğukkanlı kazanmaya yönelik bir futbol oynatmak istemiş. Oynadı oynamadı o ayrı. Ama Fatih Terim'in düşüncesinin değişmeleri, eski Fatih Terim yolunda olduğunun ışıklarını yakması benim için yeterli oldu. Futbol aklı doğruydu. Uygulamada evet. Sıkıntılar var. Uygulama dedim ya, tarihin en kötü oyunu. Yeah. Da karşısında da tarihin en kötü Ankara Gücü var. Ligin soruncusu. Çok. Yani puanı olmayan, golü olmayan neredeyse bir Ankara Gücü'yle oynuyorsun. Onun için yani ben Fatih Terim açısından bakıp onun düşüncelerindeki değişikliğin sahada yansımasını ciddiye aldım. Bu Fatih Terim'in düşünce değişikliğidir dedim ve işte o umut ışığını yaktım. Peki. İlerleyen haftalarda bakalım buradan bu hafta belli bir olur gözlemek yani. Lazım. Evet. Sivas deplasmanı evet. Da iyi Sivas, bir referans aslında. Sivas deplasmanı çok iyi bir şey olacak. Yani haftaya Fatih Terim referans maç değil mi? Düşüncesini konuşacağız yani. Konuşacağız evet. Şimdi Fenerbahçe'de, Antalya'da bizim lig ortalamamız Anadolu takımlarının 15 civarında. İşte şu anda Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın 19-20 civarında. Alanya ve Fenerbahçe'nin ortalaması 28. Tam 45 defa rakip ceza sahasında şans buldu. Elbette rakibin bir devre Antalya takımının eksik oynamasını göz ardı etmemek lazım. Ama önemli bir veriydi bu. Rakip ceza sahasına 45 kez girmek. İşte 3 topu direkten döndü vesaire. Fakat maçın sonunda yine 2-1 kazanılan bir maç ve böyle sancılı bir 10-15 dakika, hani taraftarların rahat o son 10 dakikayı rahat seyrettiğini söylemek güç. Bir yandan madalyonun bir yüzünde işte göze hoş gelen, ofansif anlamda üretken bir futbol, diğer yandan da yine koparılamayan bir maç görüntüsü var. Fenerbahçe'yi bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe maçın büyük bir kısmını, golüne kadar geçen kısmını 1945-50-55'lerde, o zaman dünya haberleri vardı sinemalarda. Maç filmi falan filan yok, televizyon da yok. Dünya haberlerinde önemli maçlardan böyle bir 1,5 dakika, 2 dakika gösterirlerdi. Biz de o dünya haberlerini muhakkak seyrederdik. Hatta bizim çocukluk, gençlik dönemimizde devamlı matinalar vardı. Hmm. Film biter, öbür seans devam eder, değerler numarasız. Girerdik abimle dünya haberleri, film. Beklerdik arayı, dünya haberlerini bir daha seyrederdik, futbolu görelim diye ve çıkardık. O dünya haberlerinde seyrettiğimiz, daha sonra benim yarım yamalak İngilizcemle İngiliz medyasından takip ettiğim bugünkü amiyane deyişi doldur boşalt futbol. Sağ açık, sol açık gider, ortalar biri vurur. Ve muhteşem açıkları vardı. Matthews'lar, Finney'ler ve onların ortaladığı toplara kafa vuran Horvet'ler. Erol Bulut'un Fenerbahçe'si gole kadar
Bu doldur boşalt oyunu oynadık anahtar.